sahipler, Cip Mesir alanı açılışımız protokol konuşmalarıyla biraz sonra başlayacak. Osmanlı'dan bize miras Mehter Takımı konseriyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Bölgesinde örnek olan bir şehir olarak gelecek yolculuğunu güçlü ve emin adımlarla sürdürüyor. Burası 1.524.000 metrekare büyüklüğünde 333 oturma grubu, kameryesi, barbeküsü ve geniş alana yayılmış olan çeşmeleriyle, camisiyle, kafeteryasıyla, oturma gruplarıyla, spor kompleksiyle, otoparklarıyla Elazığ'ımızın bütün hemşehrilerimize sunduğumuz çok önemli bir sosyal yaşam alanı olarak hizmet verecek. Elazığ'da 2014 yılından sonra altyapıyla birlikte üst yapıda birçok çalışmalara imza atarken aynı zamanda sosyal belediyecilik anlayışımız gereği sosyal çalışmaları da birlikte yürütmenin gayreti içinde olduk. Bu çerçevede 25 Mayıs 2015 tarihinde Kültür Park 180 bin metrekare büyüklüğünde olan Kültür Park'ı bir kompleks olarak Elazığ'ın hizmetine sunduk. Hemen 12 Temmuz 2017 tarihinde 160 bin metrekare büyüklüğünde olan Şehit Polis Fethi Sekin Mesire alanını Elazığ'ımızın hizmetine sunduk. Ve aynı şekilde 15 Temmuz 2018 tarihinde 15 Temmuz şehitleri spor salonlu ismiyle müsemma gençlerimizin 15 Temmuz ruhunu kaybetmemesi, 15 Temmuz ruhunun ebedi olması maksadıyla 15 Temmuz şehitleri spor salonu ismini verdiğimiz spor salonunu hizmete sunduk. Profesör Doktor Necmettin Erbakan Bulvarı Elazığ'ımızın kuzeyinde doğu batı aksında ulaşımı sağlayacak olan çok önemli bir bulvar. Aynı şekilde doğu imar yolları, güney imar yolları Seydamolla Bahri Bulvarı ile birlikte şehrimizin yeni hastanesinin, şehir hastanesinin bütün ulaşım ağlarını yapıp hizmete sunarken aynı zamanda merkeze sıkışmış olan bütün ulaşımı doğu batı aksına ve kuzey güney aksına yaymanın gayreti ve mücadelesi içindeyiz. Bütün gayretimiz, amacımız Elazığ'ı rahat yaşanılan, kaliteli yaşanılan bir şehir haline getirmek. Yaptığımız bu yatırımlarla Elazığ 2014 yılında Türkiye'de yaşanabilir şehirler arasında 49. sırada iken 2017 yılında 30 ili geride bıraktık ve 19. sıraya yükseldik. Hedefimiz 2023 yılında, ki bu 2023'ün sonunun 23 olması
bize ayrı bir heyecan veriyor. Elazığ'a ayrı bir heyecan veriyor. 2023 yılında Elazığ'ı yaşanabilir şehirler arasında ilk 10 şehir arasına sokabilmektir. Gayretimiz, amacımız, hedefimiz budur. Elbette ki her şey insan için. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde AK Parti belediyeciliği öncelikle insan diyor. İnsana hizmet her şey. Dolayısıyla insanın huzur bulacağı kentler, kentlerin kimliğini oluşturan insanlarla beraber her kentin de kendine has bir ruhu var. Her kentin, her markanın bir hikayesi var. İşte ben inanıyorum ki CİP mesire alanımız da kısa zamanda kendi hikayesini oluşturacak ve Elazığ'ın gerçekten müstesna yeri olacak. Biraz önce bir kayıp ilanından bahsetti sunucumuz. Demek ki alan o kadar büyük ki başkanım, Elazığ'da artık kayıp olmaya da başladı insanlar. Esasında gerçekten alan çok büyük ve burayı kısa zamanda Elazığlı hemşerilerimizin hizmetine sunan, tabii Malatya'ya yakın komşu Malatyalıların da hizmetine sunan başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Sözü fazla uzatmak istemiyorum. Gerçekten birlikte görev yaptığımız Numan abimiz burada, gurur duyduğumuz ve onur duyduğumuz, birlikte görev yaptığımız, yapmaktan dolayı da gurur duyduğum, çok şey öğrendiğim Numan Kurtulmuş abimiz ve hanımefendi burada. Sözü fazla uzatmadan bu tesisin Elazığ'ımıza, bölgemize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Kültür ve Turizm eski bakanımız, İstanbul milletvekilimiz Profesör Doktor Sayın Numan Kurtulmuş'u kürsüye arz ediyorum. Buyurun efendim. Bu şehre emeği geçen bütün kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Belediye başkanımız Mücahit kardeşimi tebrik ediyorum. Sadece bu mesire alanı dolayısıyla değil. 2014'ten beri Elazığ'a fevkalade önemli değer kazandıran hizmetleri dolayısıyla onun şahsında bütün belediye personeli arkadaşlarımızı, çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Yine aynı şekilde Hamza Yanılmaz kardeşimizi de rahmetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun. Allah öte tarafta kendisine rahatlıklar versin diyerek dua ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, Türkiye olarak belli bir yere geldik. Az evvel arkadaşlarımız ifade etti. Siyasetçiler olarak açılışlar yaptığımız zaman Türkiye'nin geliştiğini, büyüdüğünü, yükseldiğini gördüğümüz eserlerin açılışlarında birlikte olduğumuz zaman büyük mutluluklar duyuyoruz. Çok şükür Türkiye belli bir seviyeye geldi. Türkiye bugün dünyanın 17. büyük ekonomisi. Alım gücü bakımından 13. Ancak Türkiye'nin geldiği yer Türkiye'ye yeter bir yer değildir. Türkiye'nin daha ileriye gitmesi, daha yükselmesi, daha büyümesi ve Türkiye'nin dünyanın süper liginde süper bir oyuncu haline gelmesi lazım. Bunun için Türkiye'nin tam da hayati bir dönemeçten geçtiği yılları yaşıyoruz. Muhtemelen önümüzdeki 10 yıl Türkiye siyasi tarihi bakımından en hayati süreçlerden birisi olacaktır. Türkiye inşallah dünyanın süper ligine çıkacak, dünyanın süper devletlerinden birisi olacaktır. Bunun için her türlü imkana sahip olduğumuzu, her türlü güce sahip olduğumuzu, her türlü birikime sahip olduğumuzu altını ve üstünü çizerek söylemek istiyorum. CİP mesire alanı hayırlı uğurlu olsun. Elazığlılara inşallah çok güzel şekilde hizmet etsin. Bismillahirrahmanirrahim. Milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. CİP mesire alanının şehrimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz.
ve havai fişek gösterileriyle resmi açılışımızı gerçekleştiriyoruz. Elazığ'ın gönlüne dokunanlar onur ödülünün sahibi Çiğdem, Batur ve alkışlar Çiğdem Hanım için efendim. Efendim alkışlar Miray Hanım'a ve kıymetli ağabeyimiz için. Yılın en iyi single ödülü Gökhan Keser efendim. Alkışlar Gökhan Keser için. Alkışlar güzel insanlar için.